Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu hafta da her zamanki gibi devam ediyoruz ve bugün 7. dersimize geldik. 7. dersimizin adı da öğrenim için doğru yaklaşım. Geçmeden önce kendimizi biraz okumakla hazırlayalım. Ama belki bir şeyler okumamış olabilirsiniz. Ben şahsen Rabun Zohar dersindeydim. Bir 15-20 dakika ofisten geldikten sonra hemen oraya çıktım. Biraz ders dinledim kendimi hazırlamak için. Ondan sonra da aşağı indim. Eğer erken geliyorsanız, derse vaktiniz varsa o dersleri de dinleyebilirsiniz. Tamam, neymiş? Erdemliğin İncileri kitabından okuyalım. Sayfa 129. Bakalım Bağlus Lam ne yazmış burada. Kişi tam bir form eşitliğine nasıl gelir ki? Böylece özünde sadece kendisi için alma arzusu olduğu halde tüm eylemleri başkalarına vermek için olsun. Doğamız gereği bizler başkalarının yararına en ufak bir şeyi bile yapamayız. Gerçekte kabul etmeliyim ki bu zordur. Kişi alma arzusu olan kendi yaratılış doğasını değiştiremez. Yani doğasını bir uçtan diğer zıt bir uca kendi için almaktan ihsan etmeye değiştiremez. Bu sebeple Yaradan bize sadece Yaradan'a ihsan etmemiz için manevi çalışma ve ıslahı verdi. Maneviyat ve sevaplara bağlanarak kendimiz için değil, Yaradan'a memnuniyet veremeyeceksek, o zaman dünyada bizim doğmamızdan tersine çevirecek başka bir çözüm yoktur. Burayı bir daha okuyalım konumuzla alakalı. Bu sebeple Yaradan bize sadece Yaradan'a ihsan etmemiz için manevi çalışma ve ıslah verdi. Yani bunun dışında hiçbir niyetle çalışmıyoruz. Tamam? Sadece Yaradan'a ihsan etmek için maneviyat çalışıyoruz. Maneviyat ve sevaplara bağlanarak kendimiz için değil, Yaradan'a memnuniyet veremeyeceksek, o zaman dünyada bizi doğamızdan tersine çevirecek başka bir çözüm yoktur. Yani bunu yapmazsak da değişmek için başka bir çözümümüz yok. Şimdi burada Yaradan'a memnuniyet vermekten bahsediyor. Bir de ne diyor? Maneviyat ve sevaplara bağlanarak kendimiz için değil diyor. Şimdi maneviyat dediği burada kabala. Tamam. Bu bir. Sevap dediği şeyde kişinin kendisi için almaktan bir arzuyu, tamam, içimdeki bir arzuyu kendim için, kendi menfaatim için kullanmaktan başkasına ihsan etmek için kullanmaya getirdiğim zaman bu duruma sevap denilir. Bunu not olarak yazın. Sevap adamın dışarıda dini vecibeleriyle ilgilenmesi değil. Eliyle, koluyla, başıyla, bir tarafıyla yaptığı fiziksel hiçbir şey de değil. Sevap sadece kişinin manevi yolda ilerlerken Yaradan'la arasındaki bağda kendisi için alma eğilimini bir arzuya tekabülen ıslah edip ihsan etmeye getirmesidir. Nokta. O kadar. Ha? O yüzden sokakta adamlar geziniyor, sevaplar işliyoruz, mevaplar işliyoruz. Bırakın oyun oynasınlar. Tamam, anaokulunda da çocuklar oynuyor ama biz oraya gitmiyoruz. Sevap sadece Yaratana yönlenmiş bir kişinin yapabileceği bir şey. Onu ifşa etmiş birisinin yapabileceği bir şey. Başka birisinin değil. O yüzden maneviyat dışarıdaki insanlara anlatılmaz. Sadece kabalaya gelen bir insana bu tür şeyler söylenir. Yani sizlere söylüyoruz şimdi. Tamam. Şimdi önce birkaç sorumuz varmış. E-posta ile gelen. Bir de şey arkadaşlar, yayında hala yayında yine kesiklik falan olur ise lütfen bize yazın. Tamam? Çünkü yayında biraz şey yaptık, hızı indirdik. Yayının biraz daha akıcı olması lazım. Çünkü bazı arkadaşların interneti yetişemiyordu. O yüzden düzelmiş olması lazım. En azından öyle ümit ediyoruz. Hala problem yaşıyorsanız yazın bize. Tamam? Şimdi hemen birkaç soruyu geçelim, ondan sonra konumuza geleceğiz. İstanbul'dan Onur Hanım soruyor. Bazen kendimi bir boşluktaymışım gibi hissediyorum. Boşluk derken yine dostlarla bağ içinde ama sanki hava boşluğundaymışım, uykudaymışım gibi. Sanki hem rüyadaymışım ama hem değilmişim gibi. Sanki biri kulağımın dibinde parmak çıtlatacak da uyanacağım. Bunlar olması gerekenler mi yoksa
Tamamen psikolojik mi? Yok, bunlar olması gereken şeyler. Ben ne demek istediğini tamam, hissi tam anlatamadım ama anlatabildiğim kadarı bu demiş. Bu tamam, bunlar doğru. Bunlar neden doğru şeyler? Ben sana söyleyeyim. Öncelikle manevi yolda ilerlerken yanlış bir şey hissetmemiz mümkün değil. Ama kişinin bulanık olması, yani ne bu dünyada ne de maneviyatta, ikisi de yok çünkü şu an, tamam. Biz de maneviyata ilerleyen, maneviyatta çalıştığımız zaman, ilerlediğimiz zaman bir taraftan bu dünyanın bir anlamı yok. Öteki taraftan manevi dünyada değiliz. O yüzden iki ara bir derde derler. Hatta kabalistik kitaplarla da yazar. Adam kendisini cennetle cehennem arasında hissettiği zaman, cennet maneviyat, cehennem dedikleri yer bu dünya. Tam kabalistlerin maneviyata edinmedikleri zaman cehennem dedikleri dünya bu dünya. Ha? O yüzden öteki tarafta cehennem falan fıstık. Tümüyle farklı bir kavram. Ama esas cehennem burası. Görüyorsunuz da televizyonda falan filan dünyadan. Şimdi dolayısıyla kişinin iki ara bir derdi olması, yani ne orada ne burada olmadığını hissetmesi normal bir şey. Ama yavaş yavaş bu şöyle gelişecek. Prensipleri oturttukça çalışmada daha somut olacak. Tamam, kafa karışıklıkları maneviyatta her zaman var. Ama kafa karışıklığının var oluşu yaptığımız çalışmayla hisle akılı mutabakata getirmeli. Tamam, yani sürekli o modda kalmamalısın. O koşul olmalı, evet, ama çalışma aynı zamanda hisle aklı mutabakata, uyuma, anlayışa getirmeli. Tamam. O yüzden sürekli o koşulun içinde kalma. Eğer sürekli o koşulun içindeysen arkadaşlardan yardım isteyeceksin. Arkadaşlar, bana bir iş verin diyeceksin. Grupta bir sorumluluk verin diyeceksin. Eğer yoksa. Tamam, büyük ihtimalle vardır senin bir sorumluluğun. Çünkü tüm arkadaşların grupta var sorumlulukları. Biraz daha aktif olabilirsin. Biraz daha ne bileyim bir şeyler biraz daha yapabilirsin. Tamam, belki biraz okuma ekleyebilirsin. Tamam, siteden materyal okuyabilirsin. Biraz şemati olabilir, Bağlasam Rabaş'ın mektupları olabilir. Tam bu tür şeylerin içine biraz girebilirsin bu tür durumlarda. Emir soruyor. Kayıtlı olmadığından şehri bilmiyormuşuz. Okey, Emir diye bir arkadaşımız soruyor. Nereden sordu? Bilinmiyor. Diyor ki, kayıt olacaktım lakin 18 yaşından küçük olduğum için kayıt şartlarına uygun değilim. Neden böyle bir yaş ayrımcılığı yaptığınızı anlayamadım. Fakat 18 yaşından küçükler genelde bu konularda araştırma yapmadığı için böyle bir karar almış olabilirsiniz. Kabala ile ilgili sözlerde çocukların bile bu ilmi öğrenmek isteyeceği yazıyordu. Ben kendimi çocuk olarak nitelendirmesem bile yaşımdan dolayı çocuğum ve kabala ilmini öğrenmek istiyorum. Ki beni kabala eğiten de zaten diğerlerinden farklı olmamdı. Daha ilkokul sonlarında dini sorgulayıp İslam'ı terk eden biriyim. Daha önceki e-postamda dediğim gibi ruhsal boşluğumu gidermek ve bu ilmi edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapman gerekiyor Emir? Şimdi bak, neden 18 yaşı prensibi var söyleyeyim sana. Onu söylemeden önce aslında Kabala'yı 12 yaşını doldurmuş artı bir gün almış, ya da 12 yaş artı bir gün deriz burada. Yani 13. yaşından gün alan herkes çalışabilir. Tamam. Ve 13 yaşı itibariyle burada erkekler gruba da girebilir. Ancak gruba girmesi için burada anne ve babasının buna tamam demesi lazım. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir durum var. 21. yüzyıldayız ve insanlar hala 18 yaşına kadar anne ve babalarının bir nevi kontrolü altında. Tamam, yani yasal olarak öyle bir nosyon var, bir konsept var. Öyle bir nosyon ve konsept olduğu için de bizlerin bu yüzden 18 yaşından bir arkadaşı gruba alıp da bir şeyler öğretmeye çalışmamız, vermemiz, en azından kabala ile ilgili, o yüzden pek uygun değil. Neden, onu da söyleyeyim. Şimdi kendini onların yerine koy. Tamam mı? Diyelim ki annen ve baban. Baklar, odanda kabala kitapları var. Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Tamam mı? Baklar, internet sitesi var. Baklar, ekranda birisini dinliyorsun vesaire. Ve birden dediler ki bizim çocuğumuz ne yapıyor? Ne yapıyor? Emir, bakalım. Girdiler diyelim Google'da kabala nedir diye. Bir baktılar. Şok. Tamam mı? Büyücülük. Ondan sonra kırmızı iplikler, kutsal sular vesaire, bir sürü saçma sapan şey var kabala ilmiyle ilgili. Tamam, sizler de görmüşsünüzdür. O zaman ne olacak? Annem ve baban doğal olarak endişelenecek. Biz de anne ve babayız ve çocuklarımız, bizim de gözümüzde öyle
alışla gelmemiş bir şey yaparlarsa biz de endişeleniriz. Onlar da endişelenir ve endişelenmekte de haklılar doğal olarak. Ve bu tür olumsuz koşullara yer vermemek amacıyla böyle bir sınırlama var. Ama işin açıkçası herkes 12 yaş dediğim gibi 12 yaş 13 yaşına girmiş herkes kabalelinin çalışabilir. Geçmişten de öyleydi. Kabalistlerin hatta çocuk yetiştirme yaşı 3 olmasına rağmen 3 yaşı itibariyle eğitim vermeye başlar kabalistler çocuklarına. 13 yaşında da bir erkek çocuk 13 yaşında da erkek sayılır. Tamam, o yüzden gruba girebilirdim. Ama gel gör ki dünyevi koşulları göz önünde bulundurmamız lazım. Böyle bir arzun olması öncelikle güzel. Peki ne yapabilirsin? Tamam, ne yapabilirsin? Dersleri izleyebilirsin tabii ki. Seni durduramayız. Tamam, bilemeyiz de. Ondan sonra internet sitesine de girebilirsin, okuyabilirsin. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kimseyi denetleyemeyiz bu konuda. Ama nosyon olarak, konsept olarak grupta yer almak, grupla birlikte fiziki olaraktan bahsediyorum. Sanal olarak yapabileceğimiz bir şey yok, seni tutamayız. Tamam? Ama fiziki olarak grubun içerisinde yer almak, o yüzden anne ve baban biraz endişe duyabileceğinden, biraz tedirgin olabileceğinden yapmamız uygun değil. Tamam? O yüzden 18 yaş sınırlaması bu yüzden var. Tamam. Arayış içerisinde olman güzel. Bizim neslimizde genç arkadaşlar arayış içerisinde ve senin gibi çok arkadaş gelecek ve gelen arkadaşların çoğu da genç. Hatta birkaç yıl önce de söylemiştim, hep genç arkadaşlar gelmeye başlayacak. Daha çok genç olacak. Çünkü gençler anne ve babalarına bakacaklar ve diyecekler ki böyle bir hayatı kim yaşamak ister ki? Yok, çünkü boş. Tamam, anne ve babalarımıza baktığımız zaman çünkü boş, yani bir ömrümü böyle çalışıp ondan sonra 3-5 yıllık emeklilik, o da emekliye gelebilirsem, o da belki emeklilikten geçinebilirsem rahat dinlenip yaşlılığımda rahat rahat öleyim diye mi yaşayacağız yani? Tamam. O yüzden birçok genç insanın arayışı var. Senin de arayışın olması güzel. Sanal olarak arzularsan katılabilirsin. Seni tutamayız ama dediğim gibi 18 yaşından sonra elbette seninle grupla birlikte fiziki olarak da çalışabiliriz. Aramıza katılabilirsin. Sorun olmaz. Biz sadece bizim için ailevi yapı çok önemli. Tamam, aile çünkü toplumun temeli. O yüzden aile içinde herhangi bir rahatsızlık, tedirginlik vermememiz lazım. Tamam. Bunun nedeni bu. Eskişehir'den İlkay Hanım soruyor. Erdemli'nin İncileri kitabında yaratan mutlak iyilik olarak tanımlanmış. Benim de en büyük arzum bunun gerçek olması. Ama sorgulamadan duramıyorum. Böyle kusursuz bir mutlak iyilik, böyle kötülüklerle dolu bir dünyayı sadece kalpteki noktası uyanacak ve bitkisel seviyeden en tepeye çıkabilecek çok 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 az insanlar için mi var etmiş? Ben ki kusursuz bir iyilik değilken kötü insanları tahammül edemiyorum. O kendi yarattığı bu sanata nasıl tahammül ediyor? Hayal bir dünyada olsa yaşanan acılar gerçek ise bunun hakkını kim ödeyecek? Şimdi arkadaşlar, yaratanın açısından görmeye yavaş yavaş çalıştıkça geleceğiz. Yaratılış önce insanoğlu için yaratıldı, tamam mı? Şimdi dünyada 8 milyar insanoğlu var diyelim. Ama maneviyatta esas insan kime diyoruz? Kalpteki noktası olup insan seviyesine gelmiş insanlar. Tamam, dolayısıyla diyelim ki kalpteki noktası insanlar var. Bunlara insan diyoruz çünkü insan olma potansiyeli var. Eğer maneviyatı edinirlerse de insan oluyorlar. Tamam. Adam olmak burası. Adam. Yani insan. Şimdi dünyada da 8 milyar insan var. 8 milyar insandan kaç kişi gelecek diye sorarsan çok fazla kişi gelmeyecek. Grubumuzun içinde de öyle. Piramitte grup ne kadar yükselirse rakamlar o kadar azalır. O yüzden baştan kabalaya gelen insan az. Yolda ilerlerken de grup yükseldikçe, çünkü grubun yükselmesi lazım, tamam? Grup yükseldikçe, o yüzden hep arkadaşlar söylüyorum, bu prensibe dikkat edin. Unutmayın. Grup yükseldikçe sayılar azalır.
Tamam mı? Yapacak bir şey yok bu konuda. Ama bu şu demek değil. Bu diğer 8 milyar insan ne olacak yani, yanıp gidecek mi? Yok, öyle bir şey değil. Vücudumuzda da sürekli hücreler ölüyor, yenileniyor. Ölüyor, yenileniyor. Tamam, saçlarımız dökülüyor, yenileri çıkıyor vesaire. O yüzden öyle bir şey yok. 8 milyar insan, iki ayağı üzerinde yürüyen insan seviyesine manen ait olmasa da bu dünyevi seviyede insan dediğimiz varlıkların maneviyatı edinmesi olacak. Şüphesiz. Kesin yani o. Tamam. Şimdi popülasyon, nüfus sürekli değişiyor. Artması da iyi bir şey. Daha önce bundan bahsetmiştik. Çünkü arttıkça yükümüz o kadar azalıyor. Ancak bakın, bir dünyanın, tüm bir dünyanın, tamam, maneviyatı edinmesi için bir tane, bir kişi öğretse tüm dünyayı herkes edinir. Önemli olan kulaklar duyacak mı? O yüzden maneviyat edinmiş bir kişi olsa, diğer insanlar da dinlese o kişiyi, hepimiz hiç sıkıntı yok, ediniriz. Yapmak istediğimiz şey şu bizlerinde, Bnei Baruh olarak. Yaptığımız şey grup olarak yardımcı olmak. Çünkü biz Bağla Sulam'ın öğrencileriyiz. Rabaş'ın ve Doktor Lightman'ın öğrencileriyiz. Eğer kişi bu dünyada kalpteki noktası var ise ve yaratan bu insana manen yükselmek gibi fırsat verdiyse, bu kişinin manevi yükselişi sadece bir tek şeye bağlı. Kendisi yaratana gelmek istiyor ise şayet, yapması gereken şey insanoğlunu peşinde getirmek. Çünkü yaratanın dediği bu. Bana gelmek istiyorsan diğerlerini unutma. Tamam, çünkü tüm insanoğlunu al gel, bana geleceksen dediği o. O yüzden maneviyatı anlatmamızın, öğretmemizin nedeni doğada böyle bir prensip oldu. Tamam. Doğanın kanunlarında hiçbir varlık kendisi için yaşamaz, hep başkalarına yönelik. Tamam. Güzel bir, hatta öyle geçmişten güzel bir atasözü var. Geçen okudum, hatta paylaştım. Nehirler kendi sularını içmezler. Tamam mı? Ağaçlar kendi yapraklarını yemezler. Herkes başkasına hizmet ediyor. Herkes başkasına canlılık veriyor. Maneviyatta da ilerlemek istiyorsak hep beraber başkalarına canlılık vermemiz lazım. Ama bir kişi de tüm insanoğluna canlılık verebilir. Bir grup da verebilir. Şimdi biz şanslıyız ki bir grubumuz var. Tamam, sadece ben yokum. Birçok dostumuz var. Tamam. Ve bu gruba Bnei Baruh diyoruz. Bnei Baruh'un sadece bir tek arzusu var. Yaratılışın amacına gelmek ve gelirken de gelmek isteyen diğerlerine yardımcı olmak. Tamam mı? Diğer insanoğlu dediği yardım isteyenler. Yani gelmek isteyenler, katılmak isteyenler. Katılmak istemeyen adamı çekecek halimiz yok. O yüzden mesela sizler şimdi geldiniz. Sizler geldiyseniz yaratanın gözünde insan olma potansiyeli olduğunuz için, çünkü yaratan potansiyeliniz olmasaydı getirmezdi. Nasıl biz çocuklarımıza yapamayacakları iş vermiyorsak, yaradan da aynı şekilde. Bu işi yapamayacak adamı getirmez. Çünkü boşa olmuş olur, çok aptalca bir şey olmuş olur. Yaradan da aptal olmadığına göre diyor ki, gelen arkadaşlara yardımcı olun. Manen yükselmenin sırrı başka insanlar için yapmak. Birazdan geleceğiz o konuya da. Tamam. O yüzden hepimiz beraber yapar isek, şimdi ne oluyor? Eğer diyelim, şimdi geçmişte mesela hiç Türk yoktu. Tamam. Geçmişte diyelim şu Bnei Baruh grubu. Tamam, diyelim bu Bnei Baruh. Ve hiç Türk yoktu. O zaman ben gelmiştim burada. İlk Türk bendim. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Birkaç arkadaş daha geldi. Bizi buldular. Niye? Çünkü yardımcı olduk. Ne yaptık? Çeviriler yaptık. Makaleler çevirdik. Kitap çevirdik. Dersler çevirdim. Sürekli tek başıma yapıyordum bunların çoğunu. Tamam. Ondan sonra bir iki arkadaş daha geldi. Ondan sonra yıllar geçti. Birkaç arkadaş daha geldi. Ondan sonra bazı daha geldiler. Biraz daha geldiler. Biraz daha geldiler.
Ne oldu? Tüm insanoğlu demeyeyim ama birçok insan gelmeye başladı. Tamam mı? İnsanoğlu kelimesini kullanıyorum bazen çünkü tüm dünyaya ders veriyorum ben. Haftanın iki gecesi İngilizce ders veriyorum tüm dünyaya. Tamam mı? Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Güney, Kuzey her taraf dahil. Haftada iki kere. İki kere de size ders veriyorum. Birçok insana öğrettiğim için ne oluyor? Birçok insan en azından bir şeyler kapmış oluyor. Şimdi bu aynı zamanda bir böyle düşünün, bir de aynı zamanda bu ne oluyor? Dalga etkisi oluyor. Yani dışarıdaki diğer insanlara da sizler öğrendikçe, buraya gelen yeni arkadaşlar geldikçe diğerleri de gelmeye başlıyor. Yani henüz kalpteki noktası uyanmamış insanlara etki yapıyoruz. O yüzden biraz çalışırsanız maneviyatı, yakında size etrafınızdan arkadaşlar gelecek, soracak. Abi sen ne yapıyorsun diyecekler. Neyle ilgileniyorsun? Sen bir şeyler yapıyorsun ama bize söylemiyorsun gibilerinden. Ya da birden insanlar hayatın manası gibi konuları, kavramları konuşmaya başlayacak. Daha önce konuşmayan insanlar etrafınızda. Tamam. Neden? Çünkü hepimiz tüm insanoğlu olarak, tamam, buradaki tüm insanoğlunu da hesaba katın. Diyelim henüz gelmediler bunlar, daha henüz uyanmadılar ama tüm insanoğlu var, tamam, burada. Bu insanoğlunu hepimiz etkiliyoruz çünkü doğanın kanunlarında bir prensip var. Her birimiz birbirimize göbekten bağlıyız. Ve bu önemli bir prensip. Tüm insanoğlu birbirine göbekten bağlı. O yüzden her birimiz diğerine zarar verirsek hepimiz kendimizi ayağımızdan vuruyoruz. O yüzden maneviyatta başkasına yardımcı olmak önemli bir prensip. 8 milyar insanda hissedecekler. Yavaş yavaş göreceksiniz ki dünyada farklı konuşmaya başlıyorlar. Bu net görünen bir şey ilerledikçe. Göreceksiniz de onu size söyleyeyim. İlerledikçe göreceksiniz ki sizin yaşadığınız iç değişim dünyanın olumlu yönde gittiğini size gösterecek. O yüzden sıkıntı yok. Bir kişi dahi olsa bunu halledebiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz konuyu işleyelim. Tamam mı? Ve ilerleyelim. Herhangi bir sorunuz olursa konuyla ilgili lütfen öncelikle yazın ve yapalım. Şimdi ne yapacakmışız? Öğrenim için doğru yaklaşım. Okey. Maneviyatı edinmemiz için neler yapmamız lazım? Tamam mı? Dersin konusu bu. Şimdi arkadaşlar bizler önceki derste öğrendik ki kökler ve dalları çalıştık, değil mi? Dedi ki kabalistler bizlere maneviyatı anlatıyorlar ama henüz maneviyatta değiliz. Maneviyatı da bize anlatırken ve bizler de henüz orada değilken onlar da kendi aralarında maneviyatı aktarmak için, anlatmak için daha az edinimli insanları daha da yükseltmek için ne yapmışlar? Dalların dili denilen bir metot kullanıyorlar. Yani bir iletişim dili. Ve dalların metodu da şu, bu dünyadan kelimeler kullanarak ne yapıyorlar? Maneviyatı anlatıyorlar. Ve bize dedikleri şey kabalistlerin şu, bu dünyayı anlayabilmek için ve maneviyatı anlayabilmek için, yani Yaratan'ın bize yaptığı her şeyi yukarıdan bu dünyadaki sebep-sonuç ilişkisini anlayabilmek için, tüm realiteyi anlayabilmek için yapmamız gereken şey önce maneviyatı edinmek. Yani önce bu dünyayı edinmek değil, önce maneviyatı edinmek. Yani Yaratan'ı önce keşfetmemiz lazım. Şimdi böyle bir çalışmaya da kim gelebilir? Böyle bir çalışmaya sadece kalpteki noktası olan birisi gelebilir. Çünkü kalpteki noktası güçlüyse o kişinin, bu adamın gözü falan bilim falan görmez. Niye? Çünkü bunları sistemden çıkarmış demektir. Yani kişi manevi çalışmaya geldiği zaman kalpteki noktası güçlüyse, dünyevi arzuları olan cansız, bitkisel, hayvan, konuşan seviyeye ait. Tamam mı? Neydi bunlar? Aile, yiyecek, cinsellik. Tamam, bunlar cansız seviyeye ait. Yani var olmak için gerekli şeyler bunlar dünyada insan için. İkincisi neydi? Para. Bu da ne için? Bu da bitkisel hayat. Neden öyle? Bitkisel seviye ne der? Hep güneşe yükselmek ister. Tamam mı? Bir arpa tarlasına bakarsanız hep birkaç tane vardır daha yukarıda. Tamam mı? Bu toplumda da aynı şekilde toplumda yükselmek isteyen insanların
Bitkisel seviye dediğimiz paraya olan arsa. O yüzden toplumdaki zenginler bitkisel seviyede denir. Ondan sonra hayvan seviyesi var. Hayvan seviyesi de ne bunlar? Dünyada kontrol sahibi olmak isteyenler. Tam politikacılar, ne bileyim entelektüeller, sanatçılar, kontrol ve itibar diyelim. Tam kontrol, itibar. Bir hali de var dünyada. Görüyorsunuz. Tamam. Gerçekten böyle hayvan gibi bir seviye. Tamam. Arazi belirlerler. Hayvan seviyesi dedikleri hasbelkader değil. Hayvanların nasıl bir arazisi vardır, bir alanı vardır. Onlar için de odur. Gurur, itibar, onların alanı. Tamam. Hayvanlarda olduğu gibi nasıl aslanlar bölge belirler, kurtlar bölge belirler vesaire aynı şekilde. Bir de insan yani hayvansal seviyenin insan toplumu var. O da bilim adamları. Ama saf bilim. Tamam mı? Teknolojiyi geliştiren yani keşfedilmiş bilimden teknoloji geliştiren insanlar değil. Bilim derken saf doğanın kanunlarını araştıran ve her şeyin arkasındaki sebebi bilmek isteyen bilim adamları. Tamam mı? Sonuç itibariyle dünyevi hayatımız bundan ibaret. Başka ötesi yok. O yüzden kalpteki noktası olan bir adam geçmiş hayatlarında eğer kalpteki noktası güçlüyse bir de. Neden güçlüyse diyorum. Çünkü güçlüyse bunlar kişiyi pek etkilemez artık. Etkileyen faktörler olmaz. Yani kafasını paraya fazla takmaz, bilime fazla takmaz. Sanki dışarıdan baktıkları zaman insan ne kadar boş bir adam derler buna. Tamam. Gerçekten de öyle çünkü boş yani. Tamam. Bu dünya ile ilgili gerçekten boş. Niye? Çünkü içgüdüsü olarak biliyor ki bu dünya boş. Tamam. O yüzden dışarıdan da kendisini öyle tanımlar diğer insanlar. Normal bir şey. Sıkıntı yok. Kalpteki noktası güçlüyse ve yaratışın amacını gerçekten öğrenmek istiyorsa arayışlarından birinde bildiğiniz gibi kabalaya gelir. Kabalaya geldiği zaman da ilk yapması gereken şey kendisine bir çerçeve oturtmak. Yani manevi yolda ilerlemek için elimde hangi araçlar var ve bu araçları nasıl kullanabilirim bunu değerlendirmesi lazım. Biraz bir şeyler okuyalım. Çünkü bugün öğreneceğimiz birkaç konsept var. Bu konsepti iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Bu konseptlerin hepsini. Çünkü bir araya getireceğiz. Tamam, malzemelerden pasta yapacağız yani. Ya da helva mı yapacağız? Ne yapacağız? Öyle bir şarkı vardı. Şimdi, Kabala biliminden okuyoruz. Sayfa 30. Ben burada kısa bir bölüm okuyacağım. Kabala biliminin özü. Kabalistlerin dili, dalların dilidir. Şunu aklınızda tutun ki Kabala ilminin bu dalların dili, ilmin terimlerini açıklamak için tüm diğer dillerden daha uygundur. Dillerin halkın ağzında bozulduğu nominalizm yani adcılık teorisinden bilinmektedir. Bir başka deyişle diller fazla sözcük kullanımından dolayı kesin içeriğinden mahrum kaldıklarından sözlü ya da yazılı olarak birinden diğerine kesin çıkarımlar aktarmakta büyük zorluklar ile sonuçlanmıştır. Tekrar okuyalım orayı. Şunu aklınızda tutun ki Kabala ilminin bu dalların dili ilmin terimlerini açıklamak için tüm diğer dillerden daha uygundur. Yani maneviyatı dillerin dalı dışında dalların dili dışında pardon bir dille anlatamıyoruz diyorlar. Zaten maneviyatı insanlara aktarmak mümkün değil bir dille. Çünkü bu dünyada var olmayan bir şey. O yüzden diyor ki yapabildiğimizin en iyisi bu. O yüzden ve bu en uygunu içinde bulunduğumuz koşullara göre. Dillerin halkın ağzında bozulduğu nominalizm teorisinden bilinmektedir. Bu siz de biliyorsunuz 60-70 yıl önce konuştuğumuz Türkçe ile şimdiki Türkçe arasında pek bir alaka yok. Bir başka deyişle diller fazla sözcük kullanımından dolayı kesin içeriğinden mahrum kaldıklarından sözlü ya da yazılı olarak birinden diğerine kesin çıkarımlar aktarmakta büyük zorluklar ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla da maneviyatta da eğer şey yapmak istiyorsak, ilerlemek istiyorsak kabalistlerin bu tavsiyesine uyacağız. Yani dalların dili denilen bir dil dahilinde çalışacağız. Şimdi Kabala ilmini anlamanın koşulu nedir? Şimdi bizler dünyaya baktığımız zaman bizi nasıl yetiştiriyorlar normalde dünyevi hayatımızda? Beynimize sürekli bir şey dolduruyorlar. Çocuğun beynine çok şey doldurursanız çocuktan bir şey olmaz.
Bizim genelde kapasitemiz şöyle çalışıyor. Yani insanların genel olarak yaklaşımı şu: çocuğum ne kadar çok şey bilirse o kadar akıllı olur. Bu tümüyle yalan ve yanlış. Tam tersine. Çocuğum ne kadar çok arzularsa o kadar zeki olur. Bu yüzden çocuğun kafasını bilgiyle doldurmak çocuğun o bilgiyi daha sonra unutmasına neden olur. Neden? Çünkü öğrenmek için arzusu yok ise öğrendiği şeyin faydası da yok. O yüzden de kafasında kalmaz. Tamam. O yüzden çocuğunuzu yetiştirmek istiyorsanız arzularına ona dikkat edeceksiniz. Onun arzularına göre ona eğitim vereceksiniz. O zaman arzulayarak öğrendiği için o konuda usta olabilir. Tamam. Ve öğrendiklerini de unutmaz. Bizler de aynı şekilde. Kabala ilmi o yüzden akılla değil, arzu ile öğrenilir. Yani maneviyatı keşfetmeyi arzulamak durumundayız. Ve bu gayet makul ve mantıklı bir şey yaratışın amacına bakacak olursak. Eğer yaratan bizleri bir alma arzusu olarak yarattıysa, ki sanırım bu hepimiz için artık barizdir. Çünkü tüm gün bir şeyler arzulayarak geçiriyorsunuz. Ne olduğumuz belli. Bizi bir alma arzusu olarak yarattıysa ve biz de sürekli bunu doldurmak için sağa sola koşuşturuyor isek, bu belli ki yerden bizi bir şekilde doldurmak istiyor. Biz de bütün gün peşinde koşuşturuyoruz bunu doldurmak için ama sonunda hissettiğimiz şey, istediğimizi elde etsek bile haz ve arzu birbirini iptal ettiği için kendimizi boş hissediyoruz. Şimdi dolayısıyla bir oturup düşünmemiz lazım. Yani alma arzusuyum, canım sürekli bir şeyler istiyor. Mutlu olmak istiyorum, mutlu olamıyorum. Sanki yaratışın amacıyla tersmiş gibi. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ilk başta doğru şeye arzu geliştirmek. Yani içimizde löp diye ortaya çıkan her şeyin peşinde koşmak değil. Ya da buradaki bir önceki diyagramda gösterdiğim gibi bu tür arzuların peşinde koşarak değil. Tamam. Bizi gerçeğe getirecek bir arzunun peşinde koşmak. Tamam. Şunu çizmiyorum. Çünkü bu aile yiyecek, içecek, bu seviye bu dünyada var olmamız için gerekli. Bu yüzden bu gerekli. Diğer arzulardan sadece var olabileceğim kadar alıyorum maneviyatta. Tamam. O yüzden Kabalistler diyor ki bu arzuların peşinde koşmak yerine bunları sadece dünyevi hayatımızı idame ettirecek kadar kullanıp esas çabayı, gazı şuraya basarsak diyor, o zaman konuşacak bir şey var diyor. Ve bu işte de genelde takılan arkadaşlar bu noktada takılırlar. Bilginiz olsun. Size geçen derslerde ama kabalistlerimize öğrettiği önemli bir bilgi verdim. Eğer haz arzuyu iptal ediyorsa, ikisi birbirini sıfırlıyorsa, nötr kılıyorsa, elde var sıfır ise kendimi boş hissediyorum. Bunu bilmek bile başlı başına size doğru yönlendirmeye ilk adım. O yüzden Kabala'da yapmamız gereken şey, madem biz bu dünyada haz alamıyoruz ama haz alma arzusuyuz, neye özlem duymalıyız, neyi arzulamalıyız sorusunu bize getiriyor. Dolayısıyla cevap vermemiz gereken şey, biz bir alma arzusuysak öncelikle neyi arzulayacağız? Tamam. Maneviyatı çalışırken arzumuzu o yüzden geliştirmek, yönlendirmek, niyetimiz vesaire önemli şeyler. Tamam. Bu. Kabalistler de diyor ki sadece arzumuzla öğrenebiliriz. Eğer arzumuzla öğrenirsek yaşadıklarımız, yani hislerimizin içinde yaşadığımız her şey akabinde erdemlik olarak bir anlayışa getirir bizi ve hem his hem akıl ikisi bizleri merhamet ve erdemlik denilen seviyelerde yükseltir. Bu yüzden önce arzu olmak zorunda. O yüzden ağlamayana süt yok. Doğanın kanunları böyle. Tam doğadan öğrenelim. Ağlamadığı sürece bebek
Annesi babası sanıyor ki her şey rahat, sıkıntı yok. O ağlıyor, tamam. Ağlıyorsa demek ki bir şey yapmamız lazım şimdi. Maneviyatta da aynı şey. Manevi yolda ilerleyen bir kişi maneviyata olan arzusunu inşa etmeli. Tamam. Bu çünkü içimizde olan bir arzu değil. Bize sadece kalpteki nokta veriliyor. Ve bu sadece bir dürtü, bir cimcikleme. Ve daha fazlasını da vermeyecek bize yerden, onu da söyleyeyim. Sadece ve sadece biz kendimizi doğru bir şekilde organize edersek yaradana ihsan etmek dedikleri ya da yaratanı edinmek, maneviyatı edinmek, yaratanın katına çıkmak, yaratanın yaratana form eşitliğine gelmek denilen bir arzuyu kendi çabamızla inşa etmek zorundayız. O yüzden ne diyor yaratan Adem'e? Alnının teriyle ekmeğini yiyeceksin diyor. Tamam, ekmek, un ve su. Tamam, sağ çizgi, sol çizgi. Un sol çizgi, alma arzusu, su sağ çizgi. Adem bu iki çizgiyi bir araya ortada getirmek zorunda ve ekmek yapmak zorunda. Yani onu pişirecek, tamam, o iki malzemeyi doğru bir şekilde kıvamına getirecek, pişirecek ve yiyecek. Yani ikisinden adam denilen bir varlık inşa edecek. Biz de aynı şekilde gideceğiz. Bunu biz yapmak zorundayız. Tamam. Başka ne diyor bakalım? Kabala bilimi sayfa 32. Kabala ilminin özü. Bilge bir kabalisten anlayışlı bir alıcıya aktarım. Tam tersine alt üstten çalışılır. Dolayısıyla kişi önce maneviyatta oldukları gibi üst kökleri edinmelidir. Hayalin üstünde sadece saf edinim ile ve kişi kendi aklıyla üst kökleri tümüyle edinir edinmez bu dünyadaki somut dalları inceleyebilir ve her dalın üst dünyadaki köküne tüm sırasıyla miktar ve nitelikte nasıl ilişkilendiğini öğrenebilir. Dolayısıyla işimiz baktığımız zaman çok zor bir şey değil. Kafayı vermem gereken şey ilk etapta ne? Maneviyatı edinmek. Yani kendimi kökler seviyesine önce çıkarmam lazım. Tam buradayken, tam burada kalpteki noktamızla çalışıyoruz. Tamam. İlk yapmam gereken şey dolayısıyla kendimi kökler seviyesine çıkarmak. Burası da köklerin olduğu yer. Ve bizim dünyamızda olan her şey bu köklerden buraya geldiği için şimdi ben kökleri biliyorsam dalları yani sebepten sonuçları inceleyebilirim. Önce dolayısıyla yukarıya gideceğim. Yukarıdan aşağıyı gözlemleyip öğreneceğim. Yani Yaradan'ın yaratılanlara nasıl yaklaştığını, neden bu tür şeyleri yaptığını, biraz önce arkadaşımızın sorduğu gibi dünyada kabus gibi şeyler var. Tamam. Ve bu şekilde neden bize davrandığını ancak onun seviyesindeyken maneviyattan görürsem yapabilirim. Tamam mı? Okey. Gayet makul ve mantıklı, öyle değil mi? Okula gittiğimiz zaman da öyle değil mi? Hocamı anlayabilmek için hocamın seviyesine çıkmam lazım. Dünyevi hayatımız da böyle. Dünyevi hayattan da öğrenmemiz lazım bu tür şeyleri. Şimdi biraz soru ve cevap, sorular ve cevaplara geçelim çünkü sorular vardır. Görüyoruz ki Onur Öner soruyor Amasya'dan. Görüyoruz ki hiç de cici çocuklar değiliz. Doğru. Kalpteki noktamız olsa bile doğru. Hemen buna yorumlayayım bak. Kalpteki noktanızı var ise ne demek kalpteki noktamız var olması? Bizler yaratılıştaki en iğrenç insanlarız demek. Çünkü yaratan niye ıslaha getiriyor bizi? Kimi ıslaha getirirsiniz? Doktora kim gider? Hasta olan gider. Tamam. O yüzden kalpteki noktası olan kişi kim? Hasta. O yüzden ne yazıyor Zohar kitabında? Dünyadaki tüm kötülükler kalpteki noktası olan adamlar yüzünden diyor. Niye? Çünkü hani onların yüzünden. Dünyada başka kimsenin ıslaha ihtiyacı yok diyorlar. Sadece kalpteki noktası olanlar kötü oldukları için ıslah olmak zorunda. O yüzden doktora gidiyoruz. Tamam, doktor kim bizim işimizde? Bu işte Yaradan. Tamam.
Evet, o yüzden görüyoruz ki cici çocuklar değiliz. Doğru, göreceğiz ki dünyanın en iğrenç insanlarız. İnsanlarıyız. Tamam. O yüzden dışarıdaki kimseye laf etmeye gerek yok. Bu durumda doğru çevrede grup niyetimiz yaratana ihsan etme amacıyla çalışmak, başka da yapacağımız bir şey yok. Öyle mi? Aynen öyle. Aynen doğru anlamışsın. Yalnız bunu yaparken dünyevi hayatımızda ekmek paramızı, ailemizi vesaire idare ediyoruz. Tamam mı? Yani bu dünyayı da idare ediyoruz, maneviyatı da ekliyoruz bu dünyaya. İki dünya beraber gidiyor. Yaradan da bizi değiştirecek. Bu mudur? Aynen öyle. Çünkü Yaradan kimi değiştirir? Değişmeyi isteyeni. Nasıl değişmeyi isteyeceğiz? Doktora kim gidiyor? İyileşmek isteyen. Önce hasta olduğunu hissediyor. Hastalığı tahammül edilemez bir noktaya geliyor. Ve ne diyor doktora? Diyor ki kesecek misin? Kes, biçecek misin? Biç, ameliyatı yap, beni iyileştir. Maneviyatta da aynen o şekilde. Önce ilerleyeceğiz yavaş yavaş. Yaş yaş da yerden bize ne yapacak? Ufak tefek bozukluklar gösterecek ilk başta. Bak biraz şöyle egoistsin, bak biraz böyle egoistsin vesaire. Doğru. Akabinde daha çok bize bunu açacak. Ama bu iyi bir şey maneviyatta ve birçok insan maneviyatta bu noktaya gelince kaçar. Her dönem söylerim, bu dönemde söyleyeyim yeri gelmişken. Kaçmayın. Çünkü özellikle size yerden fırsat verir bu tür durumlarda. Yani kişiye yaratan içindeki kötülükleri ifşa ederek ilerlemesi için fırsat veriyor. Ve bazı arkadaşlar diyor ki maneviyata geldim, kendimi bulutlarda hissetmem gerekiyorken çöplüğün içinde buldum. Gidiyorum abi, böyle iş mi olur diyorlar. Maneviyatı bulutlarda bulunmaz. İlk hatta maneviyata geldiğiniz zaman eğer okuduysanız kaynaklarımızdan birinde yazıyor o. Maneviyatı dünyanın en iğrenç yerlerinde bulursunuz diye. Neden bahsediyor? Adam maneviyatı ancak kendi çöplüğü içindeyken keşfedebilir. O yüzden bu tür durumlar ortaya çıktığı zaman kaçmayın. Genelde insanlar kaçar. Kaçarsanız yapacak bir şey yok. Tamam, yani peşinizden koşamayız doğal olarak maneviyatta, çünkü insanın kalbine baskı yapmak yasaktır. Uygun bir şey değil. O yüzden önceden söylüyoruz ki haberiniz olsun. Şimdi Kozan sormuş. Ondan sonra İstanbul'dan. Maneviyata öncelik veren birisinin dünyevi hayatındaki bitkisel hayvansal seviyelerdeki konumu nasıl düzene girecek? Bu güzel bir soru. Yani bu dünya ile maneviyatı nasıl bir araya getireceğim eğer diğer arzularım da var ise, bu doğru. Diğer arzularını, bunları bakın iyi dinleyin beni. Tamam mı? Bunlar hassas konular. Dünyevi arzularınızı bastırmıyorsunuz. Silmiyorsunuz, kesip atmıyorsunuz. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlar var, diyorlar ki ama ben para da kazanmak istiyorum. Para kazanmayacaksın, bunu unut falan demiyoruz asla maneviyatta. Tamam. Hiçbir zaman denmez öğrenci. Şimdi öğrenci adı üzerinde manevi bir gelişim sürecinden geçiyor kişi. Dolayısıyla kişi maneviyata çalıştıkça içinde bu arzular ortaya çıkacak ve çıkması da lazım. Doğal bunlar. Ve çıkması da iyi bir şey. Biraz önce söylediğim gibi arzularımız içimizde ortaya çıkacak. Şimdi iki ara bir derede olduğum zaman özgür seçim noktam var. O yüzden içinizde dünyevi arzular ortaya çıktığı zaman bunları kesip atmayın. Bastırmayın. Tamam mı? Bu iyi bir şey değil. Yapacağımız şey sadece maneviyatı çalışmaya devam etmek. Beraber gideceğiz. Tamam? Gideceğiz, gideceğiz. Elinizden geldiğince tutunacaksınız. Daha sonra göreceksiniz ki göreceğiniz şey şu olacak. Maneviyatı çalıştıkça maneviyat önemli olmaya başlayacak. Yani kalpteki noktanız daha önemli olacak. Ve hayvansal hayatınız daha önemsiz olacak. Bu demek değil ki kendinizi öldürüyorsunuz. Yok. Sadece diyorsunuz ki bunun arzularının peşinde koşmak boş iş. Ama bu anlayışa gelmeniz lazım. Tamam mı? Bu bir anlayış.
Yani maneviyatın daha önemli olduğu anlayışına gelmek doğru çalışmayla olunur. O yüzden maneviyatta kişi doğal olarak kendi gelişimine bırakılır. Yani dünyevi arzuların beni çekerse ne yapayım, ne edeyim diye soruyor iseniz, bunun çalışması sizin iç çalışmanız. Yaradan sürekli bizi yoldan çıkarmaya çalışacak. Yaradan'ın işi bu. O yüzden Yaradan'ın bizi yolda tutarken, tutması bizi ikileme sokmasıyla olur. Biraz ilerleyelim. Bir iki derste özgür seçime gelelim. Orada netleşecek. Tamam. Burada önemli olan bilmeniz gereken şey, sorun güzel bir soru. Tamam. Dünyevi arzuları kesip atmıyor, silip atmıyor. Sadece bizi yaratan bir dilemada bırakıyor. Ben mi, bu dünya mı? Tamam. Bu dünyada yaşarken ama ekmek paranız, bakın bunları not alın. Ekmek paranız, yani normal bir hayat için, tamam mı? Nedir normal hayatınız? Oturacak bir yeriniz olacak, altınızda bir araba olması gerekiyorsa olacak, cep telefonunuz gerekiyorsa gerekecek, bir internetiniz vesaire. Yani normal hayat dediğimiz ekmek paranız, aileniz, tamam mı? Ve gerekli ailenin ihtiyaçları, tamam mı? Aile ihtiyaçları diyelim. Bu ihtiyaçları siz tanımlayacaksınız. Ben hocanız da olsam sizin için tanımlayamam ne sizin ihtiyacınız diye. Yoksa gelişiminizi engellerim. O yüzden adamın hayatına burnumuzu sokmayız. İyi bir şey değil o. Kişi ne yapacak? Maneviyatta geliştikçe şunlar benim için yeterli. Daha fazlası biraz gereksiz demeye kendisi başlayacak. O yüzden bu hesap kitap kişiye ait. Öyle olmak zorunda. Yoksa gelişemezsiniz. Hesap kitap kişiye ait. Tamam mı? O yüzden sen tayin edeceksin bunu. Ama maneviyatı çalıştıkça rayına oturur. Korkacak bir şey yok. Tamam, bu dünyayı böyle bırakmıyorsunuz, silip atmıyorsunuz vesaire. Bu arzuların hepsi bizim içimizde var. Bunlardan kendimizi atamayız yani. Tamam. Hepimizin içinde olan şeyler, buna kesip atamayız. Bunlarla doğru çalışmayı öğreneceğiz. Daha sonra içimizdeki tüm arzuları ihsan etmek için nasıl kullanacağımızı göreceğiz. O yüzden endişelenmeyin. İkinci sorusu vardı bir de onun. Bu ikilemde kalan birisi dünyevi endişelerinden dolayı maneviyata nasıl yoğunlaşabilir? O da çok güzel bir soru. Bak, dünyevi endişelerden kurtulmak istiyor isen, tamam mı? Biraz önce verdiğim örnekte gibi olacaksın. Kendin için yapmamayı düşüneceksin. Tamam. İkinci döneme doğru biraz gidelim, biraz da bu dönemde ilerleyelim. Dünyevi problemlerden, korkulardan, endişelerden sıyrılmanın yolu amaca kendini doğru yönlendirmek. Tamam, iki şeyde de hem bu dünyada hem maneviyatta çabayı beraber tutmak lazım. İlerleyelim, beraber grup çalışmasına gelelim. Bu konu üzerinde duracağız. Tamam mı? Bu iyi, güzel söylediğin şeyler. Çünkü bu pratik kabala şimdi. Çünkü yaratan bir taraftan tüm dünyayı önüme koydu. Bu dünyanın gereksinimleri var. Bana dışarıdan baskı yapıyor bu dünyayla ilgili. Aileme bakmam lazım. İşte ne yapacağım? İşlerim iyi gidiyor mu? İş bulamadım. İşten çıkarıldım. Okuldu, işti, şuydu, aileydi, sağlıktı. Her şey. Tamam. Tam bir kaos. Tamam. Ama bu kaosun içerisinden manevi çalışmayla kişi gerçekten kendisini hoş bir dengeye getirebilir. Ve bunu zamanla öğreneceğiz. Derslerde ilerledikçe de üstünde duracağız. O yüzden yavaş yavaş oturmaya başlar. Önemli olan, bakın, manevi çalışmayla ilgili bir şey söyleyeyim size. Yaratanın kişiye getirdiği tüm koşullar ne olursa olsun, her şeyle hemfikir olarak yaklaşın. Çünkü elimizde olan bir şey değil. Tamam? Kaderimizi biz yazmadık. Elimizde olan bir şey değil. Her şeyle hemfikir olun. Bir tek şeyle hemfikir olmayın. Bana da hocamdan öyle öğretildi. Ona da öyle öğretilmiş. Bu zincirleme geliyor hepimize. Tamam? O yüzden ben de size söyleyeyim. Yaratanın bana yaptığı her şeyle hemfikirim. Bir şey hariç. Beni yoldan çıkarmayacaksın. Bununla hemfikir değilim. O yüzden sabrın sonu selamet derler maneviyatta. Sadece bu yolda ilerleyip tüm koşullara rağmen sabrı olan bir adam
selamete gelir. Selamet ne demek? Sükunet demek, barış demek, bütünlük demek. O yüzden her şeyle hemfikirim, boyun eğiyorum ama yoldan çıkmakla hemfikir değilim. Kendinize böyle bir prensip edinin. Ve bunun yanında da maneviyatın yanında da dünyevi ihtiyaçlarınız için ne yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız. Başka bir şey yok. Yapmak zorundasınız daha doğrusu. Tamam. Ben de işe gidiyorum her gün. Burada para almıyoruz bunun için. Tamam, maneviyatta affedersiniz. Maneviyatta para alınmaz öğretmek için. Tamam. Ondan sonra o yüzden ben de ücret almıyorum. Ne yapmak zorundayım her gün? Aileme bakmak için işe gitmek zorundayım. Tamam. Çünkü ailem var, gelecekleri var, çoluk var, çocuk var vesaire. Tamam. Yapacak bir şey yok. O yüzden sizler de aynı şekilde beraber götürmeyi zamanla dengeleyeceksiniz. İlk başlarda biraz kafa karışıklığı olabilir, sorun yok. Sıkıştıkça, bir şeyler oldukça yazın bana. Tamam. Aşılamayacak hiçbir problem yok. Sormaktan çekinmeyin o yüzden. Nasıl dünyevi hayatımızda büyüklere soruyoruz. Bir şey oluyor, babamıza gidip soruyoruz. Baba ne yapayım diyoruz. 40 yaşındayım. Diyelim ki yani babam hayatta değil ama hadi diyelim ki 20 yaşındayken hayattaydı. 20 yaşına gidiyorum. 20 yaşındayım. Genç de olsam babama soruyorum. Baba bunu ne yapacağım, nasıl yapacağım vesaire. Tamam. Eğer babam hayatta olsaydı inanın daha çok sorardım ona. O yüzden sormaktan da çekinmeyin. Hep beraber ilerleriz o şekilde. Sıkıntı yok yani. Tamam. Ondan sonra Ufuk sormuş. Tirana'dan, Arnavutluk'tan. Mutlu Bey, Kabala ilmi ve Sufizm arasında bir benzerlik var mıdır? Kesinlikle var. Geçmişten kalan bir metot, ikisi beraber gidiyor. Metodları aynı. İkisi de sevgiden bahsediyor. Yaratanla bütünleşmekten bahsediyor. O yüzden Sufizmle sonuç itibariyle eş değerlere sahip. Sufizmde eksik olan tek şey şu anda. Yani bizim yaptığımız araştırmada, gözlemde 21. yüzyıla uyan bir metodu yok. 21. yüzyılın özelliği ne? Tüm dünyanın entegral bir bütün toplum olması. Hepimiz iç içe geçtik. Bakın şimdi dünyaya. Herkes her yerde yaşıyor. Herkes ülkesini bıraktı. Hiç kimsenin artık ülke mülke düşündüğü yok. Herkes her yerde yaşıyor. Tüm dünya karman çorman. Tamam. O yüzden Kabalistlerin dediği şey neden? Kabalistlerin özelliği neydi? Her zaman nesle göre ilmi güncellemek. Niye? Çünkü insanoğlu değişken bir varlık, gelişen bir varlık. Ve her gelişim safhası yeni bir safha ve yeni bir yaklaşım gerektiriyor. O yüzden tek eksik olan noktası o. O yüzden eskiden de Sufizm, yani gerçek otantik Sufizm çalışan insanları dinciler falan sevmezdi. Hepsi öldürüldü ya da kovuldu. Şimdi Sufizm gerçek otantik bir şekilde insan sevgisini öğreten birkaç adam olsa onlar da Avrupa'da ya da Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da falan yaşıyorlar yani. Tamam? Şeyde değiller yani, Orta Doğu'da değiller. Niye? Çünkü çoğunu kovdular. Şimdi Kabalistler de aynı şekilde. Ama Kabala da şimdi Baal Hasulam'ın, Rabash'ın yaptığı şey ve Rav'ın da ve bizim de peşlerinden giderek uyguladığımız şey, tüm insan oğlu için bir ilim var burada. O yüzden dinlerden bağımsız bir ilimden bahsediyoruz burada. Tüm insanların arasındaki bağda Yaratan'la olan ilişkilerini herkes bireysel olarak Yaratan'la ve genel olarak realite ve Yaratan'la aralarındaki ilişkiyi keşfedebilecek bir metodoloji var. Ve onun eksikliği hissediliyor öteki tarafta. Çünkü sanırım bir zincir kopukluğu var o yüzden. Ama Baal Haslam'ın dediğine göre o zincir kopukluğu da önemli değil. Çünkü Baal Haslam diyor ki insanın hangi dinde olduğu önemli değil. Önemli olan kalpteki noktası uyandı mı, uyanmadı mı? Kalpteki noktası uyandıysa, kişi maneviyata yönelik bir çekim duyuyorsa bu kişi bu işi halledebilir diyor. Akabinde hepimizin dininin farklı olması, dünyanın her tarafından öğrencilerimiz var. Ben dünyanın her tarafından insanı öğretiyorum. Afrika'da da öğrencilerim var, Amerika'da da var, Avrupa'da da, Asya'da, her tarafta. Hiç önemli değil. Önemli olan çünkü arzumuz. O yüzden konumuz da çok önemli. Maneviyat sadece arzusu olan bir insanın öğrenebileceği, edinebileceği bir şey. Dinler, ırklar, diller,
sarıydı, beyazdı, siyahtı, sarışındı, şuydu buydu, hiç alakası yok. Dinlerle hele hiç alakası yok. O yüzden metodolojinin yeni nesle uyarlama eksikliği bizim orada gördüğümüz şey. Büyük konuşmayayım. Tamam mı? Okey. Mehmet soruyor İstanbul'dan. Hocam ışığın tadı içsel olaylar sayfa 143'te fethettiğinde yediği Joshua'nın ruhu belirir diye geçen cümlede bahsedilen yedi nedir? Bunu bize açıklar mısınız? O kitap yanımda mı? Kitap değil. Yedi Zerampin artı Malkut demek. 10 Sefirot'u çalışmaya geleceğiz. O zaman öğretirim, yine sor bana. Tamam mı? Yaratanla aramızdaki ilişki de ortaya çıkan koşula sefirotlar denir. Tamam mı? Hadi hem kısaca bahsedeyim. Keter, Hohma, Bina, Zerampin ve Malkut. Tamam mı? Zerampin 6 taneden ibaret. Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod ve altında da Malkut var. Tamam mı? Şu şekilde. Tamam. Zerampin bunların hepsini içeriyor. O yüzden Zerampin 6. 6 artı 1, 7. Tamam. İkisinin birleşmesi 7. Nereden alıyorlar onlar da? Yaratan bu. Yaratanın bize yaklaşımı erdemlik ve merhamet, hohma ve bina. Tamam. Zerampin, Zerampin'den de Malkut. O yüzden. Yani yaratanın ifşasından geliyor. Joshua dediğimiz şey yeni bir koşulun yaratanlarımızdaki bağda bu formülde yeni bir arzum üzerine ihsa etmenin ifşası. Tamam, ifşa olması. Kılıç soruyor. Kalpteki nokta son insanın yıllarca çalışarak geldikleri maneviyatı diğer insanlar bir anda mı gelecek, yoksa bu geliş pek hoş olmayacak mı? Yolun hoş olup hoş olmayacağı biraz bize bağlı. Bakın şimdi birisi cep telefonunu icat etmiş. Tamam. İçinde bir sürü devre var, bilmem ekranına dokunuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, kartlar martlar var. Nasıl çalışıyor en ufak bir bilgim yok. Ama bunu kullanıyorum. Tamam, bakıyorum, kullanıyorum. Mesajlar gelmiş, e-postalar gelmiş vesaire vesaire. Tamam. Ne yapıyorum? Cep telefonunu icat etmedim ama kullanıyorum. Yani bunu aslında edinmiş oluyorum başkasının vasıtasıyla. Maneviyat aynı şekilde. Tamam, birisi bir ilaç icat ediyor. İlacın içimde nasıl çalıştığı ile ilgili en ufak bir fikrim yok. Ama bana bir aşı yapıyorlar, bir iğne yapıyorlar ya da of be kendime geldim diyorum. Ha? Şimdi bu hoş bir şekilde de olabilir. Eğer biz iyi çalışırsak nahoş da olabilir. İyi çalışırsak hoş olur, çalışmazsak nahoş olur. Neden? O yüzden kabalistler diyor ki dünyadaki tüm kötülükler kimin yüzünden? Kalpteki nokta son adamlar yüzünden. O yüzden ağır yük. Kabalistlerin yükü ağırdır derler. Çünkü tüm dünyayı omuzlamak zorunda. Ve buradan kaynaklanıyor. Çünkü tüm dünya bana bağlı gözüyle çalışması lazım. O bakış açısıyla kabalistin çalışması lazım. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Gerisini yaratana bırakmak durumundayız. Vedat soruyor Malatya'dan. Kabala Tora'nın farklı bir yorumu ise neden Tora'dan az bahseder? Verilen örnekler mesela Tora'nın hangi bölümde yer aldığını belirse kişiler belki daha iyi takip edebilir. Dersler vermeniz için de teşekkür ederim demiş. Şimdi öncelikle Vedat, Kabala Tora'nın farklı bir yorumu değil. Kabala Tora'dan önce vardı. Kabala, kişinin alma arzusunu ihsa etmeye çevirmesinin ilmi. Tora dediğimiz koşul şu. İki anlamı var Tora'nın. Bir, Tora Hazreti Musa'nın 5 kitabı. Bir ona Tora diyorlar ama adı öyle. O isim nereden geliyor? İki tane kelimeden geliyor o. Biri Teura, aydınlatma. Biri Hora. Tamam. O da şey demek, kullanım kılavuzu. Teura, aydınlatma. Hora, kullanım kılavuzu. İkisi Tora. Tamam. Ne demek bu? Kitabı doğru kullanırsan aydınlanırsın. Dediği o. Zohar, Tora'nın tefsiri. Ama Tora, maneviyatta ruhlar kırılma noktasına gelmeden, yani maneviyatı aşağıdan yukarıya edinimden bahsediyorlar. Tamam mı?
aşağıdan yukarıya inimi anlatıyor. Bizim durumumuz farklı. Bizim durumumuz şu. Maneviyat aşağıdan yukarıya edindikten sonra tümüyle kırılıp maneviyatı kaybedip akabinde insanoğlunun arasında dağılıp binlerce yıllık evrimden sonra uyanıp tüm insanoğlunun karışıklığından hep beraber kırıklıktan yükselmeye yönelik giden bir yol. O kitap Zohar'da. O kitap Zohar. Yani Zohar kırılmış ruhların maneviyatı bir dönem edinip ondan sonra onları kaybetmiş ve o hissiyatın içinde artık var olmayan ama tekrar yükselmek zorunda olup da tüm insanoğluyla birlikte yükselme gerekliliğinde olan ruhlara çizilen yol. O yüzden yol aynı ama farklı bir çeşit ruh için. Kırılmadan geçmiş bir ruh için. Çünkü Tora'da o metodla gidenler kırılmadan geçmemişti. Bunu da ilerleyen derslerde öğreniriz. Tüm geçmişte Hazreti Adem'den beri gelip tapınakların yıkılmasına kadarki geçen dönemle tapınaklar yıkıldıktan sonra insanoğlunun içinde bulunduğu koşuldan neden yükselmesi gerektiği. Maneviyatta 6 ciltlik kitapta açıklanıyor. Tas kitabında. Tamam, bir bölümünde yani. O yüzden durum bundan ibaret, tamam. Tora açıklanmaz. Tora'yı yani Hazreti Musa'nın 5 kitabını neden çalışmıyoruz? Çünkü oradaki anlatım hikayelerle. O yüzden sanıyor ki birçok o kitabı Tora yok yani insanlar dışarıda ne sanıyorlar? Sanıyorlar ki Hazreti Musa tarih anlatıyor bize. Hazreti Musa bir tarih profesörü değildi, arkeolog değildi, antropolog da değildi. Anlattığı her şey sadece kişinin yaratanla arasındaki ilişkide yaşadığı manevi hisler. Ama anlatım tarzı hikayeler şeklinde. O yüzden çalışılmaz. Hiçbir zaman kafanız maneviyatta o yüzden kalmaz o kitapla. Hep bu dünyadaki hikayelere gidersiniz. Ama Yakup şunu yapmış, ondan sonra dersiniz ki İbrahim böyle olmuş, Mısır'da şunu yaşamışlar. Mısır diye bir yer dedikleri şey ne ki? Mısır adamın egoizmin içinde hapsolması. Mısır sürgünü dediğimiz şey kişinin egoizminin içinde hapsolduğu hissiyatı, sürgünde olduğunu hissediyor, kısıtlandığını hissediyor. Egoizminin kendisini öldüreceğini hissediyor. Firavun'un kendisini köle yaptığını hissediyor. Ne Firavun? İçimdeki ego. Tüm arzularımdan köle yapıyor. Beni de o şekilde öldürüp gidecek. O yüzden kalpteki nokta uyanıyor. Tamam Musa dedikleri Moşe. Kalpteki nokta uyanıyor. Diyor ki buradan çıkmamız lazım. Bu ne hayat böyle bomboş. Yoksa Mısır'daki hayatları iyiydi. Mısır'da köleydiler falan diye geçiyor. Ama İsrailoğulların Mısır'daki hayatı Hollywood. Tamam, para var, yiyecek içecek var. Mısır'ın en verimli topraklarını Firavun onlara verdiydi Yusuf vaktinde. Hepsinin keyfi yerinde. Hiç sıkıntıları yok. Çok iyi bir dünyevi hayatları vardı. Ama dünyevi hayat boş gelmeye başladığı zaman her şeyin var ama hiçbir şeyin tadı yok. O zaman adam kalpteki noktası da uyandıysa sürgün denilen koşula giriyor. 7 açlık yılı dedikleri şey. Geleceğiz, onları öğreniriz beraber, tamam mı? Ondan sonra Cuma. Öner sormuş Amasya'dan. Şu anda yaratanı ifşa etmediğimize göre bu algı seviyemizde grup yaratan mı, gruba yaratana yaklaşır gibi mi yaklaşacağız? Yaratılışın amacına yönelik. Şimdi grup yaradan değil. Yaradan ayrı, grup ayrı, ben ayrı. Ama hepimiz bir çizgide olacağız. Tamam, bunlar farklı şeyler. Kişi var kalpteki noktasıyla, tamam mı? Ve dostları var, diğer kalpteki noktası olan arkadaşlar grupta. Ve biz hep beraber ne yapacağız? Kalpteki noktalarımızı birleştireceğiz. Tamam mı? Bağ kuracağız ve aramızda yaradan denilen o gücü ihsan etme ve sevgi niteliğini keşfetmek için. O yüzden hepimiz bir çizgide olacağız. O yüzden yaradana giden yol saç teli kadar ince dedikleri şey bu. Kişi kendisini bu çizgide tutmak zorunda. Tamam ama yerden ayrı, grup ayrı. Yerdenin bize yaklaşımını gruptan aldığımız hislerle tanımlayacağız. O da ayrı. O da yavaş yavaş ruh inşa etmeye başladığımız zaman. Ondan sonra Cuma. Bir 5 dakika daha soru yapalım.
Kozan sormuş. Yerden kişiyi nasıl yoldan çıkarır? Bunun örnekleri oldu mu acaba veya var mı? Mesela diyelim ki sen şimdi Milli Piyango'dan atıyorum 50 milyon dolar kazandın. Tamam. Seni ben sanmıyorum pek göreceğimizi piyasada. Tamam. Büyük konuşmayayım da. Yerden adama para kazandırması da yoldan çıkarır. Yerden adama her türlü şey getirir arkadaşlar. Yerden son derece yaratıcı bir yaradan sağ olsun. Adama her an her şey olabilir. O yüzden kişinin kendisini yolda hep güçlendirmesi lazım. Allah korusun bin bir şekli var. İleride görürüz beraber. Konuşuruz ileride. Tamam? Ama yoldan çıkarması için koşullar veriyor. İkinci dönemin sonunda ancak gerçek bir çevre inşa edebileceğiz. O zaman bahsettiğiniz herkesin kaçtığı kendi gerçekliğini tanıma gibi sıkıntılı süreçleri yalnız nasıl üstesinden gelebilir? Yalnız olmayacaksınız. Bizimle berabersiniz. Derste de şu anda benimle berabersiniz. Beril soruyor İstanbul'dan. Derste benimlesiniz, dostlarla berabersiniz. Aynen bu şekildeyiz şu anda. Tamam. Sen varsın, arkadaşlar var. Tamam. Hepimiz beraber çalışıyoruz şimdi. Tamam. Ben de aranızda varım. Diyelim bu da ben. Ve Yaradan, ama o bizi sarıyor şu anda. O yüzden yalnız değilsiniz. Yapmamız gereken şey birinci ve ikinci dönem zamanında elimizden geldiğince kaynakları okumak, derslere tutunmak, dersleri tekrar etmenizi öneririm ki temel inşa edin ve ilerleyin. Tamam. Ama yalnız değilsiniz. Yerden de her zaman bizimle olacak. Önemli olan dediğim gibi tutunmak. Tamam. Bu birinci, ikinci dönem sizin için sıkıntı değil. Size onu söyleyeyim. Ondan sonra da dostlarla berabersiniz. Ben de sizlerle hep beraberim her zaman. Şimdiki genç gruptaki arkadaşlar da sürekli beraberim. Bir şey oldukları zaman konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Tamam. Sıkıntı yapacak bir şey yok yani. İbrahim soruyor Kocaeli'nden. Hocam dışarıdaki çevremdeki insanların egoları tarafından kullanılmak istemiyorum. Yerden bunları bana yolluyorsa ben ne yapmalıyım? Sen kendine iyi bir çevre seçmelisin. Yapacak bir şeyin yok. İleride de özgür seçim dersinde göreceğiz, o dersi kaçırma. Güzel bir soru o. Hepimizin aynı şikayeti var. Mamşi soruyor Kavaklıdere Ankara'dan. Aklımızın karışarak bütünlüğünü yitirmesi sonucu gün be gün bağlantıları yeniden inşa etmek durumunda kalmaktayız. Edinilmiş gerçekleri algılamaktan uzaklaştıran koşulları manevi duyuların gücüyle yakınlaştırmak için gün içinde odaklanmamız gereken nedir? Gün içerisinde boş vaktiniz olduğu zaman ders dinleyin ve bir şeyler okuyun. O zaman düşünceleriniz yavaş yavaş tekrar o noktaya doğru odaklanır. O yüzden mola verdiğiniz zaman çaydı, kahveydi, şuydu bu diye. Ben de bütün gün bakın kulaklığım var, cep telefonum var. Sabah dersini tekrar dinliyorum. Cumartesinden bir ders vardı, güzeldi. Yarından başkası yok. Dersi tekrar dinliyorum gün içerisinde. Tamam, ofiste çalışırken de takıyorum kulaklıklarımı. Tamam. Kimse de rahatsız etmiyor. Bakıyorlar kulaklıklarım var. Kimse bir şey de sormuyor. Tamam. Rahat bırakıyorlar. Şimdi siz ofiste bunu yapmayın. Benim koşullarım uygun olduğu için öyle yapıyorum. Ama siz ne yapabilirsiniz? Tamam mı? Çay molasına çıktınız, yemek molasına çıktınız. Yemeğinizi yediniz, yemekten sonra çayınızı içerken bir paragraf okudunuz, işe geri döndünüz. Tamam, işteyken elbette yapmayın. Koşullarınızı bilmiyorum. Ben öylesine örnek olarak söyledim. Ama akşam eve geldiğiniz zaman bir şeyler okuyabilirsiniz, dersi tekrar dinleyebilirsiniz vesaire. Tamam. Ondan sonra Vahdet soruyor. Kabala ideal bir devlet önerir mi? Gelecekte devletler yok mu olacak ya da nasıl bir yapıya bürünecek? Gelecekte devletlere ihtiyaç kalmayacak. Hepimiz eğer birbirimizi seviyor isek hepimiz eğitimle ilgileneceğiz gelecekte. Tamam. Manevi eğitimle hepimiz. Görüyorsunuz robotları yapıyorlar şimdi. Tüm dünya robotlar tarafından ve suni zeka ile idare edilecek. Yakında kimsenin işi gücü olmayacak. Ne olacak 8 milyar işsiz? Oturacağız hep beraber kitapları çalışacağız. İyi bir şey, inanın bana. Leo sormuş Moskova'dan. Hocam ikinci tapınak yıkıldıktan sonra üçüncü tapınak kuruldu mu? Eğer kurulduysa ne zaman kuruldu? Üçüncü tapınağı biz kuracağız. Tamam? Üçüncü tapınak bina dikmek değil. Üçüncü tapınak insanoğlunun
hep beraber kalbinde inşa edeceği bir yapı. Tapınak demek kalbimdeki ihsan etme yapısı demek. Kalp adamın arzuları. Tamam mı? Kabım. Tapınak o. İhsan etme niteliğinde olursa kutsal bir yer olur. Tapınak dediğimiz o. Bina dikerek kutsallık olunmaz. Tamam, görüyorsun zaten çok güzel binalar dikiyorlar. Kutsallığı edindiklerini gördünüz mü? Yok. Rezillikten rezilliğe gidiliyor. Okuyalım biraz. Okey. Şimdi neden biz Kabala metinlerini çalışıyoruz? Neden Kabalistik kitapları, kaynakları çalışıyoruz? Tamam, çünkü kaynaklar en önemli şey. Eğer bizler maneviyatta ilerlemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir rehberimiz olacak önce. Bize yol gösterebilecek kapasitede birisi. Ve kaynaklar olacak, otantik kabalistik kaynaklar ve beraber uygulama alanımız olan grup olacak. Bunlar üç şey. Bunların hepsine çevre diyoruz. Tamam mı? O yüzden kaynaklar en önemli şey, çünkü kabalistlerin yazdıkları şeyler bize maneviyatı anlatıyor. Ve maneviyata doğru özlem duymam için bu kaynakları çalışmam lazım ki anlatılan şeyleri yaşamak için içimde bir arzu inşa edeyim. O yüzden Kabala Bilimi sayfa 198'de kabalistlerin kabala ilmi üzerine yazdıkları yazılar var. Bu kitabı aldıysanız, tamam mı? Şimdi moderatör arkadaşlar da hangi internet sitesinden kitapları alabileceğinizi söyleyecekler sanıyorum. Alter Yayıncılık pek cevap vermiyormuş e-postalara falan. Okey. Size internetten moderatör arkadaşlar nerede alabileceğinizi kitapları link atarlar şimdi. O zaman neden kabalistler her bir kişiyi kabala ilmini çalışmaya mecbur ettiler? Aslında kendi içinde halka dağıtılmaya değer büyük bir şey. Çünkü kabala ilmiyle ilgilenenler için paha biçilmez muazzam bir şifa vardır. İnsanlar ne öğrendiklerini anlamasalar da neyi öğrendiklerini anlamak için özlem ve büyük bir arzu sayesinde ruhlarını saran ışıkları kendileri üzerine çekerler. Şimdi bakın, dünyada nasıl bir çocuk büyürken yardıma ihtiyacı olduğu zaman anne ve babası, abisi, kardeşi, ablası vesaire yardımcı oluyor ise bizde de aynı şekilde. Eğer bizler büyümeyi isteyen çocuklar gibi maneviyatı çalışırsak, o zaman olan şey şu. Hepimiz bir araya geldik. Diyelim anaokulundayız. Tamam, küçük çocuklar gibi anaokulundayız. Maneviyatı öğrenmek istiyoruz. Bir araya geldik. Hep beraber. Normalde orada ne yapıyor? Bir öğretmen var. Tamam. Rehber var. Bize, ups, şöyle yapalım. Rehber yol gösteriyor. Ve bizler de aramızda ne yapıyoruz? Oyunlar oynuyoruz. Herkes oyunlar oynuyor. İletişim içerisindeyiz birbirimizle. Ne yapıyoruz? Bir bağ içerisindeyiz. Bağ kuruyoruz aslında. Anaokulundan beri öyle. Hayat dediğimiz şey bağ kurmak. Bizler elimizden geldiğince çaba sarf ettikçe rehber ne yapıyor bize? Yardımcı oluyor. Yani bize akıl veriyor, yön veriyor vesaire. Tamam. Maneviyatta da aynı şekilde şöyle bir durum var. Rehberin üzerinde yaradan var. Tamam, dünyevi hayatımızda da yaradan var ama görmüyoruz. Ben size fiziksel görünen bir koşuldan bahsediyorum. Maneviyatta ise yaradan var. Yaradan da ne yapıyor? Rehbere konuşturtuyor. Rehber size anlatıyor. Aramızda ne yapıyoruz? Bağ kurmayı uyguluyoruz. Ve bu uygulamadan erdemlik ediniyoruz. Ama işin içinde her zaman unutmayacağınız şey yaradan. Yani bize hep o yardım ediyor. Tamam. Sanki görünmüyor da olsa, işin içinde yokmuş gibi de olsa bize erdemliği o getiriyor. Bu yüzden rehber vasıtasıyla da geliyor, kendimize direkt olarak da geliyor. Bu yüzden kişi hayatınızda da vardır öyle anlar. Birden jetonun düştüğü anlar vardır hayatınızda. Aa, tabii ya, bunu neden düşünmedim dersiniz. Tamam mı? Birden bir şey gelir aklınıza, çözemediğiniz bir problemi çözersiniz. Maneviyatta da öyle. Bu da hayatta öyle. Bunu da kim yapıyor? Yaradan yapıyor. Birden size aa dedirtiyor. Yaradan bize manevi ilerleyişimizde de aynı şeyi yapacak. Buna ışık diyoruz.
Tamam mı? Edindiğimiz erdemlik aslında ışık, arkasındaki sebep çalışmaya tekabül eden yerdanın bize yardımı. Tıpkı çocuklarımıza yardım ettiğimiz gibi yerden de maneviyatta ilerlerken bize yardımcı oluyor. Aradaki fark şu, çocuklar küçük fiziksel bedenler, burada ise maneviyatta kalpteki noktalar. Grup o yüzden kalpteki noktalardan ibaret. İnsanların yüzü, karakteri, fizikselliği hiç ilgilendirmiyor bizi. Kalpteki noktası mı var? Onunla bağ kuracağım. Tamam, bu çok önemli bir unsur. O yüzden insanların tipine, mipine, eğitimine, kültürüne, görgüsüne, mörgüsüne kafayı takmıyoruz. Çünkü tüm insanoğlu farklı ve farklı olmak zorunda ki o denli zengin olsun. Bizler de o yüzden manevi çalışmada ışık denilen şey bu konsept. Bazı insanlar ışık dediğimiz zaman bunlar fantastik, fantastik, mistik, fıstık falan şeyler gibi düşünüyorlar ama biraz makul ve mantıklı düşünelim. Ne demek aydınlatma, aydınlanmak? Daha önce anlamadığım, edinmediğim, hissetmediğim bir şeyi hissetmek ve bu hisse anlam vermek. Aydınlanmak denilen şey bu. Işık denilen şey de maneviyatta bu. O yüzden fantezi bir şey değil. Çalıştıkça içinize oturacak. Kendinizi daha çok gördüğünüz, netleştirdiğiniz koşullar, karakterinizi ifşa ettiğiniz yerler, niteliklerinizi gördüğünüz koşullar, tüm bu görme olayları, anlama olayları ışığın etkisi dediğimiz şeyler. Yani çalışmanın sonucu olarak kişiye gelen her türlü koşul ilerlememiz için. Tamam. O yüzden bu ışık nereden gelecek bize? Doğru kaynakları çalışırsak gelecek. O yüzden yapmamız gereken şey her zaman rehber ile otantik kaynaklar. Tamam. Zohar. Tas. Talmud Eser Sefirot. Ondan sonra Bağlı Sulam. Ondan sonra Rabaş. Tamam. Bu kabalistlerin yazıları. Tamam. Otantik kaynaklar dediğimiz bunlar. Rehberle birlikte bunları çalışıyoruz. Tavsiyelerini grupta uyguluyoruz. Tamam. Bu şekilde. Ondan sonra Cuma. Var mı başka bir şey? Bakalım. Manevi çalışmadan da aldığımız bu aydınlanmaya, tam mı, grupta aldığımız bu aydınlanmaya or makif denir. Or makif. Or ışık demek, makif saran demek. Saran ışık. Yani ışık henüz içimizde hissedilmiyor. Yani yerden henüz algılamıyoruz. Ama bizim üzerimizde etkisi var. Saran ışık. O yüzden saran ışığın üstümüzdeki etkisi. Işık dediğimiz şey bu. Aynı zamanda şifa olarak da geçer. Niye? Çünkü içinde bulunduğum koşulu belli bir şekilde hissen, aklen anlayıp hissedip mutabakata getiriyorum. Yani içimde gördüğüm kötülükleri iyiliğe çevirmek için değişim geçiriyorum. O yüzden şifa. Işığın birçok adı var aslında ışığın kabalistik kitaplarda. O yüzden bu şekilde çalışıyoruz. Yani yaradanın bize olan yardımı manevi çalışmada ışık olarak bilinir ve kişiye anlayış, edinim, yaklaşım, bakış açısı, perspektif vesaire getiren şeyler. Maneviyattan bahsediyorum, dünyevi şeyler de değil. Ondan sonra Cuma. Şimdi bakalım Kabala'da ne tür diller var. Şimdi Kabala'da arkadaşlar neymiş? Dört tane dil var. Kabala dilleri. Çünkü kabalistik kitaplar farklı dillerde yazıldı. Bunlardan bir tanesi Tora'nın dili. Biraz önce arkadaşın sordu. Tora hikayelerin dili olarak bilinir. Tamam, hikayeler dili. Yani hikayeler ile maneviyatı anlatıyor. Tamam. O kadar. O yüzden
Eğer biz o kitapları okursak şimdi kafamız maneviyatta olmaz hep. Hikayelerde olur. Kişinin o hikayelerden maneviyatı görmeye başlaması mümkün değil. Bırakın zorluğu, mümkün değil. O yüzden önce maneviyatı edinmesi lazım. Akabinde o kitapları okuduğu zaman, maneviyatı edindikten sonra Tora'yı okuduğu zaman o zaman başka, o zaman diyecek ki Mısır'da bu koşullardan bahsediyorlardı. Babil'de İbrahim şu koşulları yaşadığı zaman o zaman ne yapıyor? Tüm realiteyi görüyor. Yani Adem'den son ıslaha kadar tüm süreci görebiliyorsunuz o zaman. Elbette o zaman 1000 yıl önce yaşamış adamın da neler yaşadığını görebilir, yazabilirsiniz. O yüzden önce maneviyat edinilir, ondan sonra Tora çalışılır. İkincisi neymiş? Halaha. Halaha. Şimdi halaha kurallar demek, tamam mı? Bu Talmud ve Mişna kitapları. Halaha işin açıkçası halaha şeriat kanunları demek. Tamam mı? Şimdi elbette şeriat kanunlarını çalışmıyoruz. Şeriat kanunlarını dışarıdaki adamlar çalışıyor. Çünkü sanıyorlar ki elleriyle, kollarıyla, ağızlarıyla, bir taraflarıyla yaptıkları şeyler kurallar. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Halaha dedikleri şey, bu kurallar dedikleri şey ya da kanunlar, yasalar dedikleri şey hiçbir şekilde bu dünyada bir adamın yapması mümkün değil o kuralları. Açın kitapları, hiçbirini, şeriat kitaplarını hiçbirini yapamaz adam. Sevapların hepsini bile tutması mümkün değil. Peki mümkün olmayan bir şeyi niye yazdılar sizce? Çünkü onlar sadece maneviyatta mümkün. Bu dünyada değil. Bu dünyada adam 3-5 sevap tutabiliyorsa kendi şansı biz. Tutamaz. Sıfır şansı var. Halaha dedikleri şey net bir şekilde maneviyatta yaradana karşı yapmam gereken uygulama. O yüzden ellerimizi yıkamaktan tutun. Ne bileyim tüm işte dini vecibelerin her bir noktası kişinin yaratana yönelik arzusuyla alma ve ihsan etme arasındaki ilişkinin tarifi. O yüzden sizce bir insan yaradanı ifşa etmeden, maneviyatta olmadan bunları yapabilir mi? Yapamaz. Yapması da mümkün değil. Dünyada da görüyorsunuz yapamadıklarını. Tamam. Yüzlerce sevap dedikleri şey var. Hiçbirini yapmaları mümkün değil. Hikaye yani. Tamam. O yüzden halaha dedikleri dil, Talmud. Talmud da Akiva'nın öğrencileri tarafından, bir öğrencisi tarafından yazıldı. Tamam mı? Akiva biliyorsunuz ikinci tapınaktan yıkıldıktan sonra herkese maneviyatı öğreten Akiva. Öğrencilerinden bir tanesi Talmud'u yazıyor, ötekisi Zohar'ı yazıyor. Talmud kurallarla tak 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 yaratanlarımızdaki ilişkiyi anlatıyor. Ama bu dünyevi, sanki bu dünyevi koşullarlaymış gibi. O yüzden yine dalların dilini kullanıyor. Zohar, birazdan da ona geleceğiz, Zohar efsanelerin dili. Tamam mı? Hagada. Ups. Hagada. Efsaneler. O yüzden Zohar'da birçok efsane vardır ve bu Zohar'ın dili. Tamam. Ondan sonra bir de Kabala dili var. Bu da bilimsel dil. Net bilim. Tamam. Bu da Ari'den sonra, Hayat Ağacı kitabından sonra. Ups. Ari'nin Hayat Ağacı ile ondan sonra da Baal HaSulam'ın Talmud Eser Sefirot kitabıyla tas gündeme gelen bilimsel yaklaşım. Partsufim, Sefirot, dünyalar vesaire her şeyin böyle bir matematik, fizik, kimya gibi. Tamam? Esas bizi ilgilendiren de bu dördüncü dil. Niye? Çünkü bizim neslimiz bilimsel bir dil. Tamam, bizim peri masallarına karnımız tok. Hikayelere tokuz. Fantastik mantastik şeyleri de tokuz. Kalpteki noktası uyandıysa zaten her şeye tok. Tamam, kalpteki noktası uyandıysa diyor ki bana sonuç getir. Kardeşim ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız? O kadar. Tamam. O yüzden Kabala bilimi, bilimsel olarak yaklaşımı bizim neslimize en uygun dil ve öğreti. O yüzden öğrendiğiniz her şeyi de burada bakın hep makul ve mantıklı bir şekilde açıklıyorum. Her şeyi dünyadan örneklerle gösteriyorum size. Çünkü bu dünya doğan her şey hasbelkader değil. Yaratan özellikle bu dünyayı bu şekilde yarattı ki bakıp bu dünyadan öğrenelim diye.
O yüzden bakıp bu dünyayı öğrendiğimiz zaman gördüğümüz şey ne? Doğanın kanunları. Dolayısıyla doğanın kanunları denilen bir sisteme kendimi adapte etmem lazım. Bunun açıklanışı da bilimsel olarak açıklanışı var. Tamam. Dünyevi bilimler niye açıklayamıyor? Çünkü dünyevi bilimler dünyevi bilimlerle sınırlı. Yani bu dünyayla sınırlı. O yüzden bilim adamının kalpteki noktası olmadığı için bu dünyanın dışına çıkamaz. Ama bir sonraki safha ne? Kalpteki noktayla buradan yırtılmak ve dünyanın arkasındaki işleten gücü keşfetmek. Burada sebep sonuç ilişkisini dünyevi bilimlerle anlayabilirler ama arkada ipleri kimin çektiğini, mekanizmayı kimin işlettiğini, var olan gücü, gücün ne olduğunu keşfetmeleri mümkün değil. Bunun için ekstra bir duyu lazım. O yüzden bilim adamlarına maneviyatı anlatmak çok zor. Çünkü adama önce ruhumuzu edinmek lazım dediğiniz zaman adamın ensesindeki tüyler diken diken oluyor. Ha? Haklı olarak. Ama kalpteki noktası varsa adama gayet makul ve mantıklı gelir. Çünkü hissiyatınızda böyle bir şeyin makul olduğu oturması lazım. Dolayısıyla maneviyatı çalışırken, şimdi bile kitapları çalışırken, okurken ne yapıyoruz hep beraber? Saran ışığı çekiyoruz. Tamam. Hissetmeseniz bile sorduğunuz sorulardan, içinizde ortaya çıkan anlayıştan biraz havadan nem kapın. Olduğunuz zamanlar varsa dersten, bunlar öyle sizin yaptığınız şeyler değil, yukarıdan input. Tamam. O yüzden havadan nem kapacaksınız biraz. Derste yaşadığınız hisler, geldiğiniz anlayış vesaire size biraz böyle yön göstermeli. Tamam. Şimdi son 5 dakikamız var. 4 dakika daha doğrusu. Beraber bir şeyler. Daha sorunuz varsa. Bakalım. Didem yazmış İzmir'den. Kökler 4 tane mi? Kökler dediğimiz şey 4 tane değil. Şimdi kökler dünyalarla karıştırmayın. Bir kök var. Şöyle yapalım hatta. Yeni bir sayfa açalım. Tamam mı arkadaşlar? Hepimizin bir kökü var. O da Yaradan. Tamam. Kalpteki noktadan bahsediyoruz. Ve Yaradan'dan bize gelen bir sürü etki var. Tamam mı? Dünyevi hayatınıza bakın. İşte aile, iş, arkadaşlar, ne bileyim, sağlık, ups, şöyle olacak, trafik, anası her ne varsa hayatınızda olan her şey, tamam mı? Yaratandan bunların hepsi geliyor kişiye. Dolayısıyla kökümüz sadece yaratan. Ama kökümüzden gelen etkiler olduğu için bunları da kök diyorlar. Ve o yüzden bu dünyada olan her şeyin arkasında yaradan olduğu için kökler ve ne oluyor? Bizim dünyamızda dallar koşulu oluyor. Tamam. O şekilde düşünün. Evet, herhalde sanıyorum başka sorunuz yok. Arkadaşlar inşallah sizlere kitapları nerede bulabileceğinizin linkini atmışlardır. Attıysanız bana bir sorarsanız, söylerseniz iyi olur. Ayrıca da şimdi derslerimizi sürekli izliyor iseniz bizim eğitim merkezinin bir Facebook grubu var. Tamam mı? Eğitim merkezindeki öğrenciler için bir Facebook grubu. Eğer sürekli istikrarlı bir şekilde izliyor iseniz oraya gelebilirsiniz. Orada arkadaşlar gün içerisinde okuyabileceğimiz şeyler koyuyorlar. Ondan sonra orada hem birbirinizle yaş yaş tanımış olursunuz vesaire. Dahil olabilirsiniz ama sadece istikrarlı dinleyen arkadaşlar için. Ve elbette orada yer alan tüm arkadaşlar geleneklerimiz ve göreneklerimizin gerektirdiği sevgi ve saygı kuralları dahilinde davranmak durumunda. Tamam. Okey. Eğer öyle bir çerçeve dahilinde var olabileceğinizi düşünüyorsunuz ya da katılmak isterseniz eğitim merkezi yani em@kabala.info.tr'ye yazın. Arkadaşlar değerlendirirler eğer olmak isterseniz. Kılıç Arslan sormuş Ankara'dan. Buradan edindiğim bilgilerle istemsiz olarak etrafımda gözlemler yapıyorum ve öğrendiklerimi görmüş olmanın şaşkınlığını yaşıyorum. Bu doğru bir yaklaşımdır. Elbette işte dediğim gibi bu ışığın etkisi bu arkadaşlar. Bakın yaratan çok güzel büyütüyor bizi. Bizi öncelikle cimcikliyor. Tamam mı? Hiç farkında değiliz tabii.
Niye yaşıyoruz ki? Hayatın manası ne ki? Ne yapıyorum ki? Ne ediyorum ki? Hayatın tadısı yok. Boş. Tamam. Ondan sonra bakınırken orada burada, internette, şurada burada, ya elimize bir kitap denk geliyor ya internette bir şey görüyoruz. Abi şu, bir bakayım bari diyoruz. Sonra getiriyor bize. Sonra karşınıza bir adam koyuyor. Konuşuyor. Bu adama bakıyorsunuz. Bunda da pek bir şey yok. Ama bir şeyler söylüyor. Kulağınız birkaç şey kapıyor öyle. Ondan sonra içinizde olumlu bir şey oluyor ise, tamam mı? Dinlemeye devam ediyorsunuz. Bu olumlu hissiyat genelde olması lazım. Tamam, çünkü olumluluk olmasa kalmaz zaten adam. O yüzden dinlediğiniz zaman içinize siniyor mu, sinmiyor mu, bu hissiyata dikkat edin. İçinize siniyorsa dinlemeye devam edersiniz. Veya yavaş yavaş etrafınıza burada öğrendiğiniz şeyler gözünüze çarpmaya başlar. Tamam. Kim yapıyor bunların hepsini? Yaratan elimizden tutuyor. Çocuklara yürümeyi öğretir gibi. Aynen öyle. Gerçekten. Bizi elimizden tutuyor. Aa bak diyor. Bugün bunları okumuştuk, öğrenmiştik. Bak dünyaya. Gerçekten öyle. Ondan sonra bir şok geçiriyorsunuz. Ondan sonra çalışmaya devam ediyorsunuz. Ve doğru çalışırsanız ilerliyorsunuz. Eğer özgür seçiminizi ilerleyen derslerde göreceğiz. Doğru kullanırsanız sürekli çalışacağınız noktanın ne olduğunu anlıyorsunuz. Ve ona göre doğru çalışırsanız kalıyorsunuz. Yoksa ego büyüdüğü zaman adam doğru çalışmazsa kalmıyor ve ayrılıyor. Hep hayat bu tür şeylerden ibaret. Dünyevi hayatımızda gördüğümüz gibi. Tamam. O yüzden bunların hepsi doğru şeyler. Yaratan bizi gerçekten iyi bakıyor, gözlerimizi açıyor. O yüzden yapmamız gereken şey, en azından bakın, hiçbir şey devam etmeseniz bile, dediğim gibi buradaki şeyleri, buradan birkaç şey öğrenseniz bile tüm hayatınıza ışık tutan şeyler, kişi kalmasa bile. Okey sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakıyorsunuz. Tamam, bir terslik olmazsa yukarıdan. Çarşamba akşamı buluşacağız. Sevgiler, selamlar, görüşmek üzere.